Merhabalar sevgili izleyenler, sağlıklı yaşamdan güzel bir gün diliyoruz. Yeniden sizlerleyiz ve stüdyo konuğumuz diyetisyen Sayın Tünay Tuğcan oluyor bugün. Kendisiyle sizler için metabolizmayı hızlandırmanın yollarını konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Çok teşekkürler, bizler de iyiyiz. Evet, sizinle birlikte yeni bir haftaya başlıyoruz. Herkes evet. için güzel bir hafta olmasını da diliyoruz bu arada. Her zaman hafta başı da diyetlerin ilk günleri olarak genellikle kabul ediliyor değil mi? İlk gün başlıyor. Evet, ama devamı da gelmiyor maalesef. Tabii ki gelmesini istiyoruz biz tabii ki ama. Birçok kişi oluyor. Sürdürebiliyor, birçok kişi hep pazartesi aynen. başlayıp işte salı devam edemiyor, çarşamba bırakıyor gibi. Diyet rutini. Evet, böyle bir kısır döngü var maalesef ki. Tabii bunların nedenlerine de belki gireriz ilerleyen Hı-hı. dakikalarda ama öncelikle metabolizmamızı bugün konuşalım, belirttiğimiz gibi. Metabolizmamız zayıflamak için en önemli faktörlerden birisi. Herkesin farklı bir metabolizmasının farklı bir çalışma hızı var tabii ki. Ancak öncelikle sizden metabolizmanın önemini dinleyelim. Nedir metabolizma hızı dediğimiz şey? Yavaşlatan faktörler nelerdir? Bunları biraz açalım isterseniz. Aslında metabolizma gayet önemli bir konu. Çünkü hem zayıflatmada hem şişmanlamada hem de kişinin kilo alıp verme sürecinde bayağı önemli olan ve rol oynayan bir şeydir. Metabolizma nedir? Metabolizma yediğimiz, içtiğimiz her şey yani karbonhidratları, proteinleri, yağları enerjiye çevirme işlemine metabolizma deniyor. Yani bir kimyasal işlemdir aslında. Her yediğimiz, içtiğimiz her şey vücutta enerji olarak kullanılması gerekiyor. Bunu yapan şey de metabolizmadır. Bunu yöneten organımız da tiroid organımızdır. Evet. Bu nedenle tiroid organımız çok önemli taşımaktadır. O zaman tiroiddeki problemler metabolizmanın yavaşlamasına, dolayısıyla kilo veremememize neden olabiliyor. Tabii ki tiroidin yavaşlatmasına, yani hipotiroid varlığında metabolizma yavaşlamaya neden oluyor. Bu da tabii ki doğrudan kilo artışına, ağırlık kazanma neden oluyor. Bu da çok önemli. Evet, tam tersi de oluyor bazen. Hızlı gereğinden fazla çalıştığı zaman da hipertiroid oluyor ve kişi kilo vermeye başlıyor. Ve aynı zamanda sadece tabii ki tiroidle değil, yani hormona bozukluklar. Yani kişinin aslında yaşına, cinsiyetine, genetik özelliklerine bağlı bir şekilde metabolizma hızında artmalar ve azalmalar neden olabiliyor. Mesela bazı kişileri görüyoruz çok zayıf, incecik, dal gibi ama bakıyorsunuz sağlıklı da beslenmiyor. Aslında çok fazla da iştahı yerinde olan abur cubur tüketen yiyen kişiler ama kilo almıyorlar. Evet. İlk ben bu grupla başlayalım istedim. Çünkü hep böyle herkesin şanslı diye nitelediği, gıptayla baktığı kişiler oluyor. Burada metabolizma hızı mı bu kişileri zayıf tutuyor aslında? Tabii bunlar tıpta şanslı olan kişiler ve genelde kilo problemi olan kişilerin de hiç sevmediği gruplar. Bunlar işte genetik özellikleri demiştik. Genetik özellikleri iyi olan ve metabolizma çalışma hızı daha yüksek olan kişilerdir. Genelde bu kişilerde ya genetik faktörler oynamaktadır ama hipertiroidi olan yani metabolizmayı çok fazla çalıştıran, tiroid organını hızlı çalıştırdığı durumlarda bu kişide genelde hipertiroid vardır. Veya daha farklı özellikler işte anne babada veya ailede daha fazla zayıf kişiler varsa bu kişi de biraz daha şanslı gruptadır. Evet. Bu kişilerin tabii ki yeme düzenine bakmak gerekiyor. Yani gereğinden çok daha az miktarda karbonhidrat tüketen veya fazla protein kullanan kişilerde de bu durum ortaya çıkabilir. Tabii ki yanlış anlaşılma olmasın. Yani çok fazla yüksek protein alımı da metabolizma hızlandırıyor değil. Sadece nedir? Besinlerin termik etkisi de var. Karbonhidratlı besinler, özellikle zararlı karbonhidratlar, yani basit karbonhidratlar, yani şekerler, beyaz unlar, beyaz ekmek veya işte kola, cips gibi zararlı karbonhidrat tüketimi fazla olan kişiler metabolizması daha yavaşlar. Proteinler ise besinlerin termik etkisi de vardır çünkü. Proteinin metabolizma hızlandırıyor. Yani %30 şekilde hızlandırma etkisi vardır. Tabii ki nasıl proteinle? Yararlı proteinler, işte daha yağsız bir, işte dana kıyması, hindi eti, tavuğun göğsü veya balık düzenli olarak da haftada 2-3 kez tüketmek metabolizma ciddi anlamda hızlandırıcı etkisi vardır. Evet. Bu nedenle mutlaka
her besin grubunu tüketirken karbonhidratların biraz daha sınırlı, proteine yeterli kadar ve sağlıklı yağ grubunda kullanmamız gerekiyor. Peki metabolizma hızımızı yavaşlatan faktörler nelerdir? Hangi yanlışlardır? Bunları da biraz açalım isterseniz. Evet, metabolizma yavaşlatan etmenler genellikle yanlış ilaç kullanımı da bayağı bir etkiliyor. Özellikle hiç gereği olmadan antibiyotik kullanımları, bu doğrudan metabolizmayı yavaşlatıyor maalesef. Evet. Bir de kişinin yağ kas dengesi çok önemli. Neden erkekler kadınlara göre daha hızlı ağırlık kaybına neden oluyor? Çünkü erkeklerin kadınlara oranla kas kütlesi daha fazladır. Tabii ki bu testosterondan kaynaklanan bir durumda vardır. Çünkü erkekte testosteron hormonu var, kadında da östrojen hormonu var. Bu nedenle kadınla biraz daha yağlıdır erkeklere göre. Hormonal faktörler de olmaktadır. Bu nedenle kişinin yağ ve kas dengesini dengelemek, eğer yağ dokusu çok fazlaysa ve kas kütlesi daha aşağıdaysa bunu artırmak gerekiyor. Ki bu da doğrudan metabolizmayı hızlandırıyor. Kişi genelde şey diyor, işte bir bardak su içsem bile, içtiğim su bile bana yarıyor. Aslında o kişinin kas kütlesi bayağı bir düşük demektir. Tabii ki spor çok önemli. Evet. Fiziksel aktivite çünkü kas kütlesinin doğrudan artırmasına neden olmaktadır. Hem kişinin kas kütlesini artırırken iskelet sistemi için de çok önemli bir durumdur. Bu nedenle her gün mutlaka eğer meslek olarak da veya işte yaşam tarzımızda çok yavaş bir meslek grubundaysak, yani çok aktif bir meslek grubunda değilse, inaktif durumdaysak, en az günde 30-40 dakika yürüyüş, orta tempolu yürüyüş öneriyoruz. Bu da metabolizma ciddi anlamda hızlandırmaktadır. Aynı zamanda bu besinlerin termik etkisi demiştik. Özellikle sabah saat 6 ile 9 arasında çok önemli bir saattir bu. Bu saatte yapılan bir spor, bu saatte yapılan kahvaltı metabolizmayı ciddi anlamda hızlandırmaktadır. Bu nedenle sürekli kahvaltının önemini vurguluyoruz. Mutlaka kahvaltıyla güne başlayın. Evet. Kahvaltısız gün olmaz. Çünkü kahvaltı yapmadığın zaman hem metabolizma da yavaşlamadan oluyor ve vücut kendi kendine yağ üretimine geçiyor. Yani şey gibi mi düşünelim, nasıl arabaya benzin koyuyorsak işlemesi için vücudumuza da yakıt, besin koymamız gerekiyor. Her zaman ben de bu örneği veriyorum tüm danışanlarımda. Mesela o hafta kişi çok güzel diyetini miktarlara uyuyor, hareketi de yapıyor. Ama kişi saatleri hiç uyumuyor, kahvaltıyı işte düzgün yapmıyor veya yeterli miktarda su içmiyor. Ben diyorum ki siz işte yeterli saatlerde arabaya yeterli benzini koymadınız ve benzin koymadan yola çıkmaya çalıştınız. Araba gider mi? Gitmez. Bu sebeple metabolizma da yavaşlar, kas kütlesini kullanır ve vücutta yağ kütlesini artırarak vücut kendi kendine enerji üretimini sağlamaya çalışıyor. Aslında bu bir metabolizmada kıtlıktır. Bu da doğrudan metabolizmayı yavaşlatıyor. Evet. Bu nedenle sabah saat 6 ile 9 arasında karbonhidrat ve tabii ki güzel proteinlerle yapılmış bir kahvaltı çok önemlidir. Önemli. O zaman aç kalarak zayıflarım inancı yanlış oluyor değil çok mi? Çok yanlış. Bu tabii ki doğrudan metabolizmayı yavaşlatıyor. Artı hormonlarımız için de hiç iyi bir şey değil. İşte tiroid organını yavaşlatıyor ve bu yanlış diyetlerle işte genel adı altında tek tip beslenme veya işte kalorisi kısıtlanmış beslenme veya işte şok diyetler, çorba diyetler, mama diyetler gibi bir takım gazete, dergide ve televizyonlarda yanlış aksedilmiş diyetler metabolizma ciddi anlamda yavaşlatıyor ve bunun zararını bir anda görmeyiz. Kişi çok hızlı ağırlık kaybettiğinde, örneğin bir haftada 5 kilo gitti. O aslında 5 kilo değil. Çünkü kişi çok hızlı ağırlık kaybettiğinde kastan gider ve kasların %80'inde sudan oluştuğu için su kaybı da olur. Evet. Bu da işte bir anda işte yüzde çökmeler, işte kemiklerin daha belirgin hale gelerekten vücutta deformasyonlar neden oluyor. Ve kişinin metabolizması yavaşladığı için bir ay sonunda o kaybetmiş olduğu hızlı kiloyu daha fazlasını vücut geri alacaktır. Çünkü kas ve su tekrardan vücuda gelmek isteyecektir. Sadece
metabolizmanızı yavaşlattığınız yanınızda kalıyor. Hı-hı. Bir de vücuttaki deformasyonlar maalesef yanınızda kalıyor. Evet. Başka hiçbir şey değil. Evet, o yüzden böyle yanlış diyetlere yönelmeyelim. Her seferinde vurguluyoruz. Bir kez daha vurguladık izleyenlerimiz evet. için. Peki bütün bunlar metabolizmayı yavaşlatan faktörler dedik. Hı hı. Yanlış diyetler, öğünlerin atlanması, bir de su tüketiminin önemi nedir metabolizmanın çalışması üzerinde, ona da değinelim isterseniz. Su aslında genelde unutulan bir içecektir ki hı hı. insan bedeni %70 aslında sudan oluşuyor. %70 sudan oluşması, o kişi, kişi su içmezse eğer aslında vücutta işte belirli miktarda toksinler, ödemler meydana gelecektir. Aynı zamanda kaslarımızın %80'i su demiştik. Eğer yeterli miktarda su içmiyorsak kas kaybına neden olacaktır. Ve aynı zamanda su bizim vücut ısımızı da ayarlayan bir içecektir. Mutlaka su tüketimi çok önemlidir. Yani kaç litre içmesi gerekiyor? Genelde 2 litre, kış aylarında 2,5-3 litreye kadar da yaz aylarında öneriyoruz. Bu da aslında yine bireyseldir. Kişi eğer hiç hareket yapmıyorsa kilosu başına 30 mililitre şeklinde olması gerekiyor. Evet. Eğer spor yapıyorsa kilosu başına 35 mililitre şeklinde bir günlük su tüketimi olması gerekiyor. Yani örnek vermek gerekiyorsa 80 kilo bir kişi spor yapmadığı bir gün 30 mililitre su içmesi gerekirken kilo başına, yani 30 çarpı 80 yaklaşık 2,5 litre kişi o gün su içmesi hı hı. gerekiyor. Dolayısıyla standart bir su miktarı yok herkes için. Herkes aynı, kendi kilosuna yok. Göre mi hesaplayacak? Kendi kilosuna göre hesaplayacak. Aynı zamanda eğer ilaç kullanımı varsa eğer, hı hı. Ilaçla birlikte içmiş olduğu su günlük su tüketimine sayılmıyor. Veya tabii ki vücuttaki suyu da atan nedenler vardır. İşte kafein tüketimi, çay, kahve, Türk kahvesi, Nescafe gibi hı hı. içecekler de su yerine asla geçmez. Özellikle evet. Çay gibi içecekler. Bu vücuttan suyun çekilmesi, atılmasına neden oluyor. Hı hı. Bu nedenle bu içeceklerin arkasında mutlaka bir bardak su içilmesi gerekiyor. Bu vücuttan atılan bir bardak suyun yerine geçiyor. Hı hı. Peki yeşillik, salata gibi şeylerin tüketilmesi de metabolizmayı hızlandırıyor diye bir inanış var. Duyuyoruz böyle bir evet. bilgi daha doğrusu. Doğru mudur? Yeşil yapraklı sebzelerin, meyvelerin metabolizma ciddi oranında hızlanıcı etkisi vardır. Çünkü içerisinde lif kaynağı vardır. Lif de posadır. Posalı yiyecekler tabii ki sadece sebze meyveleri de değil, aynı zamanda kuru yemişlere de vardır. Bu nedenle yüksek posalı, lifli beslenme metabolizmayı ciddi anlamda hızlandırıyor. Aynı zamanda sebze ve meyvelerin içerisinde su da var. Hı hı. Yani siz yeşil sebze veya salata tükettiğiniz zaman su da alıyorsunuz ve bu vücut içinde çok iyi bir şeydir. Ve antioksidan da alıyorsunuz. Bu da hem metabolizma hızlandırıyor hem de sağlığımız için vücuttaki toksinlerin aktarılması, giderilmesinde faydalıdır. Evet. Aynı zamanda kuru yemişler demiştik. Tabii ki nasıl kuru yemişler? Badem, ceviz, fındık veya kaju gibi çiğ olacaklar, tuzsuz olacaklar. Bunlar çok yüksek miktarda lif posa içerdikleri için metabolizmayı yine hızlandırıyorlar. Peki bizler metabolizma hızımızda bir problem olduğunu nasıl fark edebiliriz? Kilo veremeyerek mi? İlk başta tabii ki eğer kilolu birisiyseniz, çok mükemmel bir şekilde diyetinizi, sporunuzu yapıyorsanız, saatlerinize uyuyorsanız, günlük su tüketiminizi içiyorsanız ve eğer kişi yeterli miktarda kilo veremiyorsa, ki bu genelde haftada 500 gram ile 1 kilo arası isteniliyor, idealde daha aşağıdaysanız o zaman bir incelemek gerekiyor. İşte kişiyi bir endokrin uzmanına, doktora gönderip gerekli bir tetkikler, tahlilleri istenilir. Genelde tiroidler, işte demir, hemoglobin veya D vitamini gibi evet. Bir takım tetkiklere bakılıyor. Eğer bu değerlerde düşüklük varsa o ilaç takviyesi birlikte beslenme tedavisini ona göre ayarlıyoruz. Eğer kişi çok mükemmel yine diyetine uyuyorsa ama mesleği bankacı gibi veya işte sürekli bir oturan meslek, masa başı olan bir kişi ise o zaman tabii ki doğrudan ilk önce bir fiziksel aktivite yapılması öneriliyor. Ve ciddi oranda da özellikle yağ kaybında hızlanmayı görüyoruz.
Evet. Peki yaşın da bir etkisi var mıdır metabolizma hızı üzerinde? Tabii ki. Her 30 yaştan sonra her yıl metabolizmada %1'lik bir kayıp neden olmaktadır. Bu nedenle gençler yaşlılara göre daha hızlı metabolizmaya sahip olmaktadır. Çünkü gençlerin yaşlılara göre kas dokusu daha aktiftir ve daha kaslı kişiler oldukları için bu nedenle yetişkinler daha şanslı. Bu nedenle metabolizmamızın aslında kıymetini bilmek gerekiyor. Evet. Bunu korumamız da bizim elimizdedir. Eğer biz şu anda yetişkin halde geleceğe yatırım yaparsak, sağlıklı beslenerek, işte su tüketim düzenini yaparak, olabildiğince hareketli oluyorsak ileride daha iyi bir yaşlılık dönemine geçeriz ve metabolizmamızı daha aktif tutarız. Yaş da önemli bir faktör Tabii o ki. zaman. O zaman dediğiniz gibi yıllarca aslında hareketsiz bir yaşam, özellikle gece vakitlerinde aşırı derecede yeme, metabolizmayı giderek yavaşlatan faktörler Evet. arasında rol oynuyor, değil mi? Özellikle meslek grubunda olan kişiler, rotasyonlu çalışanlar, örneğin gece geç saatlerde ayakta olan kişiler, metabolizması daha yavaş olan kişilerdi. Çünkü gece bazal metabolizma hız devreye giriyor. Saat 8'den sonra, yani hava karardığında, 8'den sonra bu nedenle hava karardığında eğer yediğimiz her şey bize çarp 2 kalori şeklinde tekrardan geri geliyor. Bu nedenle gece yemek tüketin, özellikle karbonhidratı azaltmak gerekiyor. Daha çok eğer gece ayaktaysak ve çalışıyorsak süt grubunu kullanabiliriz. Süt, yoğurt, ayran veya kefir gibi İlla bir veya şey atıştıracaksak. aynı nor gibi daha böyle proteinli ama bizi enerji vücudumuza enerji verecek olan besin grubunu kullanmak gerekiyor. Olabildiğince karbonhidratı gece az kullanmak gerekiyor. Bir de yatmadan en az 2-3 saat önce en son öğünümüzü yapmamız gerekiyor. Evet, bu da Bu çok da çok önemli. önemli. Çünkü akşam saatlerine özellikle dikkat etmeliyiz. Çünkü o saatlerde metabolizma da hakikaten Ciddi oranda yavaşlıyor. yavaşlamalar artık oluyor. Peki metabolizma hızına dair özetle eklemek istedikleriniz var Bir mıdır? de baharatları unuttuk. Tabii, buyurun. Baharatlar özellikle kapsaisin içermesinden kaynaklı kırmızı pul biberin kapsaisinden kaynaklı metabolizma ciddi oranda hızlandırıyor. Aynı zamanda tarçın hem metabolizma hızlandırıyor hem de kan şekerimizi dengeliyor. Bu da yeme hataplarını önlediği için hem metabolizma hızlandırıyor bir de kan şekerini regüle ettiği için bu nedenle mutlaka sütlerimizin içerisinde, yoğurdumuzun içerisinde veya meyvemizin üzerine serpip tarçını da Veya içtiğimiz kullanabiliriz. suyun içine de tarçın çubuğu atıp onu içmek gün boyunca sağlıklı bir yaklaşım olur mu? Evet, kan şekerini regüle ettiği için işte biraz tarçın, karanfil, çok az 2-3 damla çok tansiyonu düşürmeden limon suyu sıkıp metabolizmamızı da hızlandırabiliriz. Aynı zamanda zencefil, zerdeçal, hardal gibi baharatlar metabolizma ciddi oranda yine hızlandıran baharatlar Onlardan da ölçülü bir şekilde faydalanalım Aynen. diyorsunuz. Yine süt grubu dediğiniz yoğurt da bu grupta metabolizmayı hızlandırıcı bir etkisi var Aslında sanırım. süt grubu evet çünkü kalsiyum içerdiği için. Kalsiyum kaynakları yine metabolizmada rol oynayan kaynaklardır. Bunlara süt grubudur. Süt, yoğurt, ayran ve kefir. Aynı zamanda probiyotik içermesinden kaynaklı da hem sağlığımız için de bağışıklık sistemimiz için de çok önemli kaynaklardır. Bunlar da günde en az 2-3 porsiyon kullanmak gerekiyor. 2-3 porsiyon derken bir su bardağı süt artı 4 yemek kaşığı kadar yoğurt yaklaşık 2-3 porsiyona eşdeğerdir. Peki metabolizmayı bu şekilde Evet. hızlandırabiliriz. Bir de en sık yapılan diyet hatalarına da biraz değinelim isterseniz ki bunlar zaten dolaylı olarak yine az önceki noktaya geliyoruz. Metabolizma hızımızı da bozuyor, yavaşlatıyor. Mesela sürekli kilo alıp vermeler, yoyo sendromu dediğiniz tablo en sık yapılan hatalardan birisi yine metabolizmayı yavaşlatıyor mu? Zaten diyet, yoyo etkisi sürekli kilo almalar, vermeler ciddi oranda yavaşlatıyor. Kişi bir ayda diyelim ki 5 kilo verdi. İdeal kilosunu verdi. İkinci ayda 4 kilo kadar verdi. Vermesi gereken 10 kilosu verdi ve ona ulaştı. Ve kişi de yaşam tarzına adapte sorun yaşadı.
Ve yaklaşık 2 ay sonra tekrardan vermiş oldu. 10 kilo geri aldı. Tekrardan diyete başladı. Kişi aynı şekilde yani devam ederse ilk ay 5 kilo veriyorken tekrardan kilo aldığı için o ay kişi 3 veya 4 kilo verebilir. Hı hı. Çünkü özellikle yağ kaybı olduğunda hani adipoz dokudaki kayıplar tekrardan geri alımı daha büyük büyük parçalara neden oluyor, gelmesine neden oluyor. Örneğin 3 kilo yağ verdik. Onu aldığınızda 3 kilo 200 veya 3,5 kilo şeklinde tekrardan geri alırsınız. Evet. Hem bu diyette yo etkisiyle birlikte metabolizmayı yavaşlatıyor. Hem de kişinin daha fazla yağlanmasına ve kas kütlesinin kaybına sebep oluyor. Hı hı. Aynı zamanda proteinlerin termik etkisini konuşmuştuk. Daha çok metabolizmayı hızlandırdığı için. O zaman kişinin ne aklına geliyor? Protein diyeti. Ki evet. Bu da aslında sağlıksız bir diyet. Çünkü biz yani proteinler metabolizmayı hızlandırıyor ama tek tip beslenme önermiyoruz. Eğer kişi çok gereğinden fazla vücuda protein yükleme yapıyorsa, eğer kişi spor yapmıyorsa, normal yaşantısında olan bir kişi ise, o proteine, fazla alınan proteine vücutta yağ dönüşüyor. Direkt doğrudan yağ dokusunu artırıyor ve yine dolaylı olarak da yağ dokusunu artırdığı için kişinin metabolizmasını aslında yavaşlamaya neden oluyor. Bu nedenle kişi kendi durumuna göre, yaşına, cinsiyetine, sağlık problemi var mı, yok mu, yapmış olduğu spora göre. Yani bu herkes bir parmak izi gibidir beslenme diyoruz. Herkesin beslenmesi farklıdır, sağlık problemi olabilir, olmayabilir, çok aktif spor yapabilir, daha farklı spor dallarında çalışabilir. Bu nedenle herkesin beslenmesi kendine özeldir. Bu nedenle aslında biz de varız. Kişinin beslenmesinde düzenlemek ve yaşam tarzını eğer yanlışlık varsa onu düzenlemede rol oynamaktayız. Evet. Bu nedenle kişi mutlaka bir diyetisyene giderek kendine özel beslenme programını alarak kişinin yaşam tarzında kalıcı sonuçlara neden olabiliriz. Evet. Peki o zaman siz çok güzel toparladınız aslında ama son bir mesajınız varsa alalım, son sözlerinizi alalım, programımıza nokta koyalım. Özellikle buradan söyleyeceğim son bir cümle. Lütfen kilo kaybı, yani hızlı ağırlık, çünkü şu anda Nisan ayındayız. Hı hı. 2 ay var yazın gelmesine ve kişide bir telaş var. İşte yaz mevsimi geliyor, hızlı kilo vereyim. Evet. İşte internet araştırılıyor veya işte diyet isteyenin bir umut bekliyor, daha hızlı. Mucize bir şey bekliyor. Bu nedenle bizden bir şey beklemeyin. İlk önce siz yaşam tarzınızı bir yanlışların farkına varın. Psikolojik olarak da kişi kendini bir hazırlasın. Zaten kişi kendini ağırlık kaybına ve yanlışların farkına vardığı zaman o kişi de daha kalıcı bir sonuçlar meydana gelecektir. Ve yaz, kış, ilkbahar, sonbahar mevsim fark etmez. Kişi ideal ağırlığında ayda 4-5 kilo kilo kaybettiğinde hem metabolizmamıza zarar vermiş olacağız hem de kalıcı sonuçlara neden olacağız. Bu nedenle telaşlanmayalım. Yaşam tarzımızı daha sağlıklı hale nasıl çevirebiliriz? Bunu bir diyetisyenize evet. Görüşün. Ve kalıcı sonuçlarla metabolizmaya zarar vermeden sonuçlara farkına varın diyoruz. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız, bilgilendirdiğiniz için. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Sağlıklı Yaşam'ın böylelikle bugünlük de sonundayız. Yarın farklı bir konu ve konukla yeniden buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Şimdilik hoşça kalın.